Sensiz uyumak istemedim. Birini kaybettiğin zaman hayat dursa dersin. Vapurlar, arabalar, saatler. Her şey bir an için donup kalsa. Hiçbir şey eskisi gibi olmasa. Hatta ölenle birlikte herkes, her şey yok olup gitse dersin. Ama bir bakmışsın ki sabah olmuş. Güneş yeniden inadına doğmuş. Bak bana Ferit. Ben çocuk yaşta herkesi kaybettim. Annemi, babamı, tüm sevdiklerimi. Ama hala ayaktayım. Bir de yetmezmiş gibi bebeğimizi de kaybettik. Ama hayata bağlandık. Birbirimize bağlandık. Yine öyle olacak Ferit. O dağılan inci taneleri gibi olmayacağız biz. Tam tersi daha güçlü olacağız. Daha çok bağlanacağız birbirimize. Daha güçlü olmak için birbirimize tutunacağız. Keşke sevdiklerimiz giderken yanlarında keşkeleri de götürseler. Babama söylediğim, söyleyemediğim her şeyden dolayı çok pişmanım. Her gün, her sabah, ömrümüzün kalanının ilk günü Ferit. Hiçbir şeyi geri getiremeyiz. Eksiliriz, çoğalırız belki. Ama yarın mutlaka yeni bir hayata başlarız. Yarın da öyle olacak. İnan bana. İnan. Gel buraya. Şerifleriniz hayrolsun. Konak ahalisi. Uyanmayan varsa uyansın. Mekanın sahibi geldi. Ayten, Kezban, bir süvari yapın bana, orta şekerli. Günaydın, eski nişanlım. Niye o kadar şaşırıyorsun? Hayırdır anne, ne bu hal böyle? Dingo'nun ağrı mı burası, böyle girilir mi? Ah, Azade anneciğim, nasılsın, iyi misin? Ne işin var senin burada anne? Yalnız çabuk toparlanmışsın, iyi gördüm seni, cap canlısın. Müjdemi isterim. Seninle yine gelin kayınvalide oluyoruz. Ama asıl müjdeyi kocam gelince verecek. Bu arada biz Yaman'la evlendik. Demek Seyis'in oğlunu ikna edebildin. El öpmeye mi getirdi seni? Seyis'in oğlu Yaman değil Azade Hanım. Adnan Sancakzade'nin oğlu Yaman'la evlendi Hande. Ne diyorsun lan sen? Ne saçmalıyorsun oğlum? Ne saçmalıyor annem? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Kafayı mı yediniz lan siz? He? Siz evlatlarınıza anlatmadınız mı kim olduğumu? İşinize gelmedi herhalde. Söyleyelim bilsinler ya. Gerçekleri saklamanın bir manası yok.
Anlatalım, öğrensinler. Neyi öğrenecekmişiz biz? Söyle bakayım, söyle, söyle. Öz babadan kardeş olduğumuzu. Lan ne saçmalıyorsun oğlum? Ne öz babadan, ne kardeşi? Basın gidin, elimden bir kaza çıkmasın, hadi. Ferit, kusura bakma da biz buraya misafirliğe gelmedik. Ben karım Hande'yi yaşayacağımız yere, evimize, yani konağımıza getirdim. Anladın mı? Eğer bilmiyorsanız ben anlatmaya devam edeyim. Adnan Sancakzade benim öz be öz babam. Yani seninle ve Sinan abiyle aynı adamın kanını taşıyoruz. Bak oğlum. Tamam, siz bunları sindire durun. Ben veraset olayına geçeyim. Bakın burası daha tatlı. Sonunda sevgili babamın aklına gayrimeşru oğlu gelmiş ve ölmeden önce her şeyini bana bırakmış. Buna konağın tapusu dahil. Yani anlayacağınız bu kocaman konağın tamamı artık bizim. Tapulu malımız. Kardeşinize sarılmayacak mısınız? Tabii ki sarılmayacaksınız. Sizden böyle bir şey beklemiyorum. Şimdi Adnan benim öz babam, ben de sizin kardeşinizim diyorsun, öyle mi? Bir de malı mülkü buna bırakmış. Bak bak bak, tezgaha bak, tezgaha bak. Vallahi kabullenmesi zor Sinan abi, biliyorum. Ben de öğreneli aylar oldu ama inanmakta hala güçlük çekiyorum. Lan oğlum, kim verdi bu aklı sana lan? Ha? Bu yanındaki mi? Ha? Şimdi siz dediniz ki, biz bunları bu yalana inandırırsak mallarına, mülklerine çökeriz, öyle mi? Lan geri zekalı, hiç mi akıl yok sende? Kargalar güler lan buna, ha? Bu kadının ipiyle kuyuya inilir mi oğlum? Hayda. Aşk olsun Sinan abi. Adam illa DNA testi mi yaptırsın Adnan Sancakzade'nin oğlu olduğunu ispatlamak için? Allah, ben buraya kimseye bir şey ispat etmeye gelmedim. Anneniz biliyor gerçekleri. Azade Hanım, niye susuyorsunuz ya? Anlatsanıza. Anne, ne diyor bu? Anne, bir şey söyle, yalan de. Feraye'nin oğluymuş. Adnan'ın yıllardır gölgemizde beslediği gayrimeşru oğlu. Ben de yeni öğrendim. Bu şerefsiz bizim kardeşimiz olamaz. Maalesef öyle. Niye maalesef diyorsunuz Azade Hanım? Bırakın kavuşsun kardeşler, sarılsınlar birbirlerine. Hiç ümitlenme. Burada seni kimse bağrına basmayacak. Şimdi dışarı çıkıyorum. Buraya döndüğümde ikiniz de gitmiş olacaksınız. Defolun evimden. Vallahi ben buraya kimseden kardeşlik dilenmeye gelmedim. Sevgili babamız ölmeden önce konağın tapusunu benim üzerime geçirdi. Beni yok sayanı ben de yok sayarım. Ama bana kardeş diyene ben de kardeş olurum. Evimi, ekmeğimi, yurdumu, her şeyimi paylaşırım. Karar sizin. Tabu da gerçek ha. Hı -hı. Şaka gibi ya. Kardeşim ha. Kardeşim, benim kardeşim. Ferit. Yürü git lan. Yaman. Yürü. Ya ne oldu Ferit, ne oldu ha? Malda mülkte hak sahibi olmam ağrına mı gitti?
Ulan sen buraya evimize çökmeye mi geldin? He? Malımızı, mülkümüzü sana mı bırakacağız? Ben buraya adam gibi konuşmaya geldim. Ne konuşacağız lan biz seninle? Ya Ferit, ikimiz de Adnan'ın oğluyuz diyorum. Ya oğul ya! Aynı adamın kanını taşıyoruz. Kardeşiz, anlatabiliyor muyum? Kardeşlermiş. Ulan senin gibi kardeşim olamaz benim. Senin gibi hainden kardeş mi olur? Şu saatten sonra yüzüne bakar mıyım lan ben senin? Lan çekin gidin lan buradan. Ferit tamam. Ya kusura bakma da sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Adnan ah. Dağ gibi pisliğini bıraktın gittin. Ölümün bile kurtuluşu olmadı bana. Ölümün bile. Kime kızacağımı, kimin adına utanacağımı şaşırdım artık. Hamile diye hastaneden çıkarttım. Çocukları olacak diye evlenmelerine müsaade ettim. Yeter artık, şimdi de konak çıktı. Zümrüt teyze, Hande Yaman'a aşık falan değil. Onun tek derdi Sancakzade konağına girmekti. Şimdi de bütün planları konaktakileri huzursuz edip oradan kaçırmak. Hande durmayacak, Yaman'ın öfkesi dinmeyecek. Bir görsen gözleri dönmüş gibi ikisinin de. Zümrüt teyze çok kötü şeyler yapacak lan. Lan yürüyün gidin lan, benim başım belaya sokmayın. Tamam Ferit. Hadi al karını da git buradan. Oğlum Ferit, sen kimi tehdit ediyorsun ya? Başı belaya girecekmiş. Girsin, ne olacak, girsin. Lan! Kimi horoz dönüyorsun lan sen? He? Bak ibiğini alırım senin ha. Tamam Sinan abi. Anlaşıldı, siz sakin olmayacaksınız, ben polisi arıyorum. Ver şu telefonu. Bizi bunları yaşatman biraz ağır değil mi Hande? Bırak şu telefonu, bırak. Bunlara nefes tükettiğine değer mi ya? Bırak. Sen benim karıma böyle davranamazsın ya. Ben izin vermiyorum buna. Bak şimdi, sen anlamıyorsun, ben sana anlatayım. Ben senin kayınbabanın, tamam mı? Yıllarca kıyıda köşede büyüttüğü oğluyum. Konakta onları büyütürken beni ahırlara layık gören, beni elin adamına emanet eden Adnan Sancakzade'nin oğluyum. O adam onların önüne her şeyi dizerken ben Sinan abinin eskileriyle büyüdüm. Bu adam daha bana bir kere bile evladım deyip sarılmadı. Bana ağır gelmiyor mu ya? Ha? Benim suçum ne burada? Söyleyin bana. Oğlum! Git o zaman mezarına, sarılma bana. Ölmüş adamın günahını biz mi çekeceğiz lan? Ha? Git mezarına, sarıl, hesaplaş. Hesaplaştık zaten. Geldi yanıma. Vicdan yapmış, malım mülkümü sana bırakıyorum dedi. Ben de buraya konuşmaya geldim. Ne yapsaydım? Hak'tan vazgeçip ahırlara geri mi dönseydim? Lan oğlum, benim babamın toprağı daha kurumadı. Sen gelmişsin, mal mülk derdine düşmüşsün. Bizi yerimizden, yurdumuzdan, konağımızdan etmeye çalışıyorsun. Ne konuşacağız lan biz seninle? Ya Ferit, sen bana kardeşliği mi yakıştıramadın yoksa konağı mı? Söyle de bilelim ya. Ben sana adamlığı yakıştıramıyorum. Lan ben seninle kavga bile etmem. Kavga adamla edilir, adamla. Adam mısın lan sen? Bak, karımın yanında ağır konuşuyorsun, ettiğin laflara dikkat et. Etmiyorum. Oğlum bak, akıllı ol Afiye. Bana bak, akıllı ol, akıllı ol. Ya siz sakin olmayacaksınız, Yaman polisi ara. Şu konuşuyor bizim karşımızda oğlum. Ya ben vallahi inanamıyorum. Bizim karşımızda şu konuşuyor ya. Tamam ya, mevzuyu uzatmayalım. Bizi buradan kovmaya çalışırsanız giden biz olmayız. Aha kapı orada. İstemeyen beğenmeyen çeker gider. Yeter! Anne git buradan. Yaman. Git buradan hemen. Git buradan. Git buradan. Anne. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Adnan'ın yapamadığını mı yapacaksın? Malımızı, mülkümüzü mü alacaksın? Hadi al bakalım. Gücün yetiyorsa al. Anne, anne bırak şunu anne. Ne? Bırak. Bırak anne. Bırak. Aman Allah'ım. Bırak. Tamam. Anne elinden bir kaza çıkacak ya. Hadi.
sen gömürsen Ayşe. Hatta kara toprağa. Ben de senden kurtulmuş olsam. Yardım edin! Ah Ayşe ya. Yazık sana. İşin bak düz etti şimdi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kötü olan ben değilim. Kötü olan sensin. Ben senin bebeğine kastetmedim. İnandırma buna kendini. Lütfen. Söylediğim hiçbir şekilde etkilemiyor. Kapı çeneni artık. Kapı çeneni. İnanmıyorum sana. Eltim. Filmin en heyecanlı yerinde sinemadan çıkılır mı hiç? Hem esas kızın hikayesi daha yeni başlıyor. Ayşe ya. Sen ne kadar bahtsızmışsın. Hem anasız babasız büyü. Sonra zengin bir kapı bul. Oradan da kovul. Bir kurşun falan mı döktürsen? Ne istiyorsun benden artık? Defol git buradan! Defol! Bana bak! Bir daha sakın bana böyle sert yapayım deme. Karnımda bebeğim var. Ona bir şey olursa seni mahvederim. Sen beni iyi tanırsın. Hem sen hamile kalamıyordun. Bebeğim var demek ha? Nasıl bir duyguymuş? Sakınmak nasıl bir duyguymuş söyle. Yapma dedim. Çok güzel bir duygu. Sancakzadelere yeni bir veliaht geliyor. Kime niyet kime kısmet işte. Anne olmak da bu konakta yaşamak da en başından beri benim hakkımdı zaten. Ayşe. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun karıma? Ben bir şey yapmıyorum. Ama az kalsın biricik yeğenine zarar veriyordu. İyi misin Hayat? Bir şey yapmadı değil mi sana? Bir daha görmeyeceğim sanıyordum. Dibimize kadar geldi. Bebek bekliyormuş. Anne olacakmış. Anneciğim, yeni evimize hoş geldin. Yazıklar olsun sana. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Ben seni bunun için mi tımarhaneden çıkardım ha? İnsanların evine el koyasın diye mi çıkardım? Ben kimsenin evine el koymadım. Ben Yaman'ın karısıyım. Yaman da Sancakzade. Benim bu konak. Benim, anladın mı? Yaman öz babasından aldı bu konağı. Kendisi devretti, tamam mı? Tabii ki evimizde yaşayacağız. La havle ve la kuvvet, hala bizim evimiz diyor ya. Ayrı, yüzsüz ya. Azade. Ben senin yüzüne bakmayı utanıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sana yemin ederim. Onun böyle planları olduğunu bilseydim ömür boyu tımarhanede bırakırdım. Ben böyle bir insana evlat diye sarılamam. Benim böyle bir kızım yok artık. Yok. Yok. Of of. Trajedi yaratmayın ya. Kaderler. Sen bu kader dediğin kadını sana ne yaptın, ne çabuk unuttun. Yaygara koparıyordun evde. Düğünde rezil olduk diye. Ne oldu? Devran döndü. Şimdi rezil olma sırası onlarda. Kimse rezillikte senin eline su dökemez Hande. Hatırlıyor musun? Beni bu konaktan kovmuştun. Bu konağa adımını atamayacaksın demiştin. Ne oldu şimdi? Bu konağın sahibi benim. Sen misafirsin. Yeter! Yeter Hande, yeter! Ya sana ne demeli ha?
Sen alçaksın, alçak. Bunca yıldır ekmeğini yediğin bu insanlara bunu mu reva gördün sen ha? Hadi bu kötü, bu deli, bunun ruhu karanlık. Ya sen, sen de alçağın tekisin. Doğru Zümrüt teyze. Doğru, ben yıllarca hep onların ekmeğini yedim. Ama Azade Hanım ne yememi isterse ben hep onu yedim. O günkü öğünüm oydu benim. Ben bu konakta onun iki oğlundan da hep iki adım geri kalmak şartıyla kaldım. Sen şimdi kalkmış bana diyorsun ki sen Seyis'in oğlusun ve böyle kal. Öyle mi? Bu kantarın ayarı kaçtı artık Zümrüt teyze. Dengeler çok değişti. Tamam mı? Ha. Şu hale bak. Şu hale bak. Benim hiçbir şeye gücüm kalmadı. Ben bunları telafi edemeyeceğim Azade. Zümrüt. Azade, benim gücüm kalmadı. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Zümrüt kardeşim. Ya Zümrüt teyze, ben anlamıyorum niye ya? Senin adalet anlayışın bu mu? Güçlüler hep güçlü kalsın, ezilenler hep kaybetsin. Bu mu yani? Gelmiş bize burada adalet anlatıyor. Bir konak için bu kadar ayak oyunu yapmanıza değmez. Boşuna yorulmuşsunuz. Senin o konak dediğin var ya, benim için bir ömür ömür. Anladın mı? Al o zaman konak senin olsun. Ömrünü geçirirsin. Biz sizin kininizden de, nefretinizden de, kötülüğünüzden de bıktık artık. İllallah geldi, illallah. Yürü hayat, hadi. Ferit. Ferit oğlum, nereye gidiyorsun? Ferit! Ferit! Güle güle. Bize huzur vermemek için yemin etmiş sanki. Bitmeyen kabus gibi hangi. Bizim kurtuluşumuz yok mu bu kadından Ferit? Senin için rahat olsun sevgilim. Düşmanlarımıza inat, çok mutlu olacağız. Şu işleri bir düzene koyayım, sonra çekip gidelim İstanbul'a. Orada yeni bir hayat kuralım, olur mu? Belki de bunu daha önceden yapmamız lazımdı. Gidelim lütfen. Gidelim. Gideceğiz. Gideceğiz sevgilim. Ama biraz zamana ve senin sabrına ihtiyacım var. Tamam mı? Tamam. Bak, bundan sonra kimse seni üzemeyecek. Kimse ağlatamayacak. Sen de üzülme ama. Birlikte üzülmeyeceğiz. Öyle bir güçleneceğiz ki seninle. Yan yana geldiğimizde yıkılmaz kale duvarı gibi olacağız. Sarsamayacaklar, yıkamayacaklar, başaramayacaklar sevgilim. Hadi gülsün yüzün. Nereye gidiyoruz? Vallahi dağ evine gitmeyi çok isterdim ama... Yaman orayı da ele geçirmiş. Tapusunu gördüm. Dedemle mi kalsak birkaç gün? Benim kalmam doğru olmaz. Ama sen istiyorsan ben seni götüreyim bırakayım sevgilim. Sen kal. Ben de annemleri yalnız bırakmayayım. Şu işleri düzelteyim. İstanbul işini de halledeyim. Sonra basıp gidelim buradan. Aklımdan gitmiyor yüz ifadesi. Sevgilim, lütfen yapma ya. Çok üzüyorsun beni. Hadi boş ver, düşünme bunları artık. Açıyorum radyoyu. Sıradaki şarkı bizim olsun. Tamam? Olsun. Bütün aşk şarkıları bizim olsun. Olsun bir tane. Olsun. Yeter ki senin yüzün gülsün. Oo. Çok severim bu şarkıyı. Sen de söylesene. Söylerim. Söylemez miyim ya? Sen iste söylerim tabii. Ama sen de eşlik et. Beraber mırıldanalım. Tamam. Tamam. Çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Ben
seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Bu halde suya girdiğin için ateşlendin, biliyorsun değil mi? Ben seni çok seviyorum Ayşe. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim. Hadi. Ayşe dikkat et. Çok derin derin. Derin 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 derinlerimde ellerim. Bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Rüya arkadaşız şimdilik. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ayşe. Ayşe geldi. Ayşe ne iyi ettiniz. Çok sevindim. Canım benim. Hoş geldin Ferit abi. Hoş bulduk Elif. Seni gördüğüme çok sevindim ben de. Çok özlemiştim seni. Ben de. Şaşırmadım değil doğrusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Dedeciğim. Ayşe birkaç gün sizde kalmak istedi. Ben de getirdim. Uygun mudur? Çiftlik onun. İstediği kadar kalabilir. Eyvallah. Sen yokken çok canım sıkılıyordu Ayşe. Sanki yıllarca birlikte yaşamışız gibi alışmışım sana. Canım benim. Hava serin. İçeri geçelim. Hadi buyurun. Tamam. Yani gitmeden sana bir kahve yapayım. İçip gidersin. Yok hayatım. Ben gideyim. Aklım annemlerde. Gidip onları toplayayım. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Merak etme. Teşekkür ederim beni getirdiğin için. Rica ederim. Ne demek? Özleyeceğim seni. Özle beni. Ben de seni özleyeceğim. Hadi içeri geçelim. Burası soğuk. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Görüşürüz hayat. Görüşürüz. Kızım kötü bir şey mi oldu? Pek iyi şeyler olmadı. Adnan babanın bir oğlu daha varmış. Kimsenin haberi olmadan gözlerinin önünde büyümüş. Adı Yaman. Thank you.
be baba. Sen ne yaptın baba? Sen ne yaptın bize baba? Sen ne yaptın? Tamam oğlum, sofra hazır zaten. Hadi git ellerini yıka, bundan sonra da sofraya geç. Ama Aman da bizimle birlikteysin. Yok oğlum. Yaman babasının yanına, çiftliğe dönecek. Bu akşam bize birlikteyse, sonra gitse olur mu? Hayır oğlum, olmaz. Babası merak eder sonra. Öyle değil mi Yaman? Ben gideyim, dolmuşu kaçırmayayım. Kerim abi bıraksın çiftliğe, ne olur ki? Olmaz, Kerim abinin daha önemli işleri var. Herkes kendi evinde gitsin oğlum. Ferit. Gel oğlum. Gel bakalım. Kim benim yakışıklı oğlum. Valizler gelmiş de bir el atıversenize. Kezban. Kusura bakmayın Hande Hanım, ben gidemem. Ne demek gidemem, pardon? Bu konan kaç yıllık çalışanıyım. Benim bir tek hanımım var, o da Azade Hanım. Bravo. Sadakatinden gözlerim yaşardı doğrusu. Ayten, sen de mi emirlerime itaat etmeyeceksin? Ona göre söyle de yeni birine bakayım. Olur mu Hande Hanım? Ben gidip getireyim valizlerinizi hemen. Aferin. Söz dinleyenleri severim. Bundan sonra bu konağın yeni hanımı benim. Ayağınızı denk alacaksınız. Laflarınıza dikkat edeceksiniz. Hiç öyle bakma Yaman. Çok saygısızlar. Tamam, bir şey demedim ya. Konak ahalisi nereye kayboldu? Bilmem. Yeni bir oğul ve yeni bir kardeş gerçeğine alışmaya çalışıyorlar herhalde. Kahve mi içsek? Olur, içelim. Şeytan diyor, git yapış yakasına o çatlak karısını da ikisini beraber kapının önüne koy. Anne. Anne. Kezban. Nerede bunlar ya? Hoş geldin Lema yenge. Hoş bulduk Yaman. Hey gidi seyisin oldu be. Baba, konağımız başkalarına mı olacak? Herkes, baban çok boşlandı Azade. Yakında satacak diye konuşuyor.
Bu konak dede yadigarı kızım. Bize hep güç verdi. Babam bana en zayıf anında ne kadar güçlü olduğunu gene bu konak hatırlatacak sana derdi. Zor durumdayız. Ama göreceksin. Konağımızı başkalarına bırakmayacağım. Buradan Sancakzade'nin ancak ölüsü çıkar. Buradan Azade'nin ancak ölüsü çıkar baba. Bu konağı onlara bırakmayacağım. Zamanında dedem konağı kurtarmak için babama devretmiş. İşe bak. Babam da aynı yöntemi senden kaçırmak için kullandı. Yemin ettim Sinan. Annem büyük yemin etti. Bu konağı onlara bırakmayacağım. Sen merak etme oğlum. Hadi şimdi beni biraz yalnız bırak. Tamam anneciğim. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben. Hanımım. Ne oldu Kezban? Böyle bir şey nasıl söylenir ki? Gel Ayten. Koy şimdilik şöyle. Bak o dolabı iyice boşalt, tamam mı? Azade'nin hiçbir tane bile eşyası kalmasın. Sonra da boşken dezenfekte et. Tamam Hande Hanım. Azade Hanım'ın kıyafetlerini valize yerleştireyim de gitmesi için hazır olsun. Sen ne akıllı bir şeysin ya öyle. Ne kadar veriyorlar sana? Azade anne. Ne oluyor burada ya? Hande senin burada ne işin var? Gel Eltim. Eltim mi? Ne diyorsun sen be? Aa senin olaylardan haberin yok tabii değil mi? Sen yoktun. Şimdi biz Yaman'la evlendik. Yani senin kaynın oldu. Kayınbabanın öz oğlu. Biraz karışık ama. Neyse ya önemli değil. Sonuç olarak biz bu konağın yeni sahibiyiz. Bizim artık. Ben de yerleşiyorum gördüğün gibi. Siz ne arıyorsunuz burada? Benden habersiz odama nasıl girersiniz? Benim eşyalarıma nasıl dokunursun? Bırak onları! Şey hanımım, Hande Hanım. Hemen pılını pırtını topluyorsun, çekip gidiyorsun. Bu konakla ilişiğin kesildi. Sen de odamı terk et. Hemen! Ayten bekle. Ağlama canım, hiçbir yere gitmiyorsun. Artık bana çalışıyorsun. Ben ödeyeceğim senin maaşını. Zaten yakında onların maaşını ödeyecek parası da kalmayacak. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Kimsin sen? Ne oluyor burada? Hayırdır? Ne işin var kızım senin burada? Heh. Ne işin var senin annemin odasında? Çek. 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 Bak elimde kalacaksın sen. Çek. Çek elini. Mülk sahibi olarak istediğim yere yerleşin. Senin de yaşına hürmeten gösterdiğim saygıdan dolayı istediğin odaya yerleşmene izin veriyorum. Mesela Ferit'in odası olabilir. Orası da fena değil. Bak öldürürüm seni. Hayır Sinan. Sinan dur oğlum. Dur oğlum. Yürü hadi. Hadi oğlum. Devam et canım sen. Aynen. Tamam tamam konuşuruz ben arayacağım seni. Yaman efendi. Bak oğlum. Bak bu işin sonu kötü haberin olsun. Git karını annemin odasından çıkar. Bak elimden bir kaza çıkacak az kaldı. Ne oluyor abi hayırdır ne oluyor ya? Ne oluyor lan ne oluyorsun var? Abi deme lan bana. Bak oğlum delirtmeyin beni. Beni delirtmeyin. Gitmiş annemin odasına çöreklenmiş. Bir de utanmadan annemi oradan çıkarmaya çalışıyor. Abi siz bizi bir kere bile insan yerine koyup konuşmadınız ki ya. Ben ne yapayım şimdi? Kız mülk sahibi olarak en beğendiği daireyi kendine seçmiş. Ne diyeyim şimdi abi? Bu kadar mı lan?
Bu kadar mı düştünüz? Eşkıya mısınız oğlum siz? Ne eşkıyası ya? Abi bu kız hamile hamile. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Ne yapsaydım yani, gidip otel köşelerinde mi sürünsün? Abi ben niye derdimi kimseye anlatamıyorum ya? Bağırma lan. Oğlum bağırma. Abi bırakın şununla tartışmayı ya. Hadi toplanın. Hadi anne. Hadi toplanıp çekip gidelim buradan. Ne demek toparlanın ya? Ne diyorsun oğlum sen? Öyle ceketimizi alıp çıkacağız mı buradan? Balımızı, mülkümüzü bunlara mı bırakacağız? Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben evimi terk etmem. Ama rahmetli babamız evi çoktan gözden çıkartmış. Sana ait olmayan bir yerde sığıntı gibi yaşamayı kendine yakıştırıyorsan sen bilirsin abi. Ne demek sana ait olmayan? Burası bana atalarımdan kaldı Ferit. Kimsenin parası pulu yetmez burayı sahiplenmeye. Bugüne kadar sancakzadeleri buradan çıkartmaya kimsenin gücü yetmedi. Bundan sonra da yetmeyecek. Hangi haramzadenin gücü yetiyorsa gelsin çıkarsın bakalım. Azade sancakzadenin buradan ancak ve ancak ölüsü çıkar. Peki anne. Çabuk dedik, ağır çıktın. Hadi sallanma. Hoş geldin. Nasıl? Beğendin mi dairemizi? Kral dairesini kaptım. Sen bize biraz müsaade eder misin? Bak onların yanında sesimi çıkarmadım. Abartıyorsun hem de. İlla bu daire olmak zorunda mıydı? Yapma böyle şeyler ya. Dur bir dakika. Neyin var senin? Benim derdim konak değil. Anladın mı? Tamam. Ne? Söyle. Yaman. Bana baksana. Sen vicdan mı yaptın? Kardeşlik duyguları mı kabardı? Bu hırsın korkutuyor beni. Yaman bak beni delirtme. Ben üzerimde gelinlikle bütün Antakya'ya rezil oldum. Bu konaktan kovdular beni. Hapse girdim. Akıl hastanesinde yattım. Ben mi hırs yapmayayım? Allah aşkına yapma şunu bak. Sen iki kardeşini de çok seviyorsun biliyorum. Ama sevmemen lazım. Sen kardeşlerim dedikçe suratına şamar yemeye devam edeceksin. Kardeşlerim dedikçe sana Seyis'in oğlu muamelesi yapmaya devam edecekler sana ait konaktan. Yeter artık, vazgeç şu duygusallıktan. Tamam, sana da yeter. Tamam, yeter. Bir sakin ol sen. Benim eşyalarımı da gardıroba yerleştir. Ya Rabbim ya. Hanımım, çok yoruldunuz. Size bir fincan çay getireyim mi? İster misiniz? Annem, bak yapma böyle. Gel bizim odaya çıkarayım seni. Olmaz mı?
Hayır Ayten. Kimin suyunu içiyorsun sen? Nasıl boğazından geçiyor bu su senin? Niye içmeyecekmişim Kezban abla, pardon da? Hayvan bile yediği kaba pislemez de ondan. Günahtır çünkü. Hem sen bunca zamandır fırsat mı kolluyordun da gittin hemen yanaştın o insanlara? Ben alın terimle çalışmıyor muyum? Bana ne konan kiminse kimin? Suyumu da içerim, kebabımı da yerim. Sana ne? Tüh sıfatına senin. Utanmaz, arlanmaz. Yazıklar olsun be. Niye utanacakmışım? Hı? Ben ekmeğimin peşindeyim, ekmeğimin. Azade Hanım iki gün sonra maaş veremiyorum diye kapının önüne koyduğunda göreceğim ben senin yüzünü. Allah'ım ya. Sinan. Annen gelmiyor mu? Gelmiyor. Sinan. Tekrardan başın sağ olsun. Allah razı olsun. Ya... Herkes kendi derdindeydi. Senin de yanında olamadım, kusura bakma. Olur mu hiç böyle şey? Ben asıl babama çok sarsıldım. Hiç beklemiyordum. Yavrum Müge de çok üzgün. Perişan tabii. Telefonu hiç belli etmiyordum. Ama gerçekten çok üzülmüş. Dedesiyle arası kötüydü biraz. Herhalde kafayı ona taktı. Sinan. Bizim çok güçlü olmamız lazım. Tamam mı? Kızımız için. Ve geldim olanlara bak. Şimdi de bu ikisine yerimizi yurdumuzu mu vereceğiz? Arsızlığa bakar mısın? Kimseye bir şey verdiğimiz yok. Sen kafana takma, tamam? Annemle ben halledeceğiz bu meseleyi. Kukuma kuşu gibi ne bakıyorsunuz? Kalkın da iki işin ucundan siz tutuverin acık. Ama sen bizim yaptığımızı beğenmezsin ki Hayriye teyze. Hatta kimsenin işini beğenmezsin. Niyeymiş öyle? Muntazam iş yaptınız da ben kışt mı dedim, ne dedim? Tamam, tamam Hayriye teyze. Ben bir şey demedim. Buradayken kendimi gerçekten evdeymiş gibi hissediyorum. Evin zaten Ayşe. Ama bana böyle hissettiren senin varlığın. İnsanın kuzeninin olması o kadar güzel bir duyguymuş ki. Çöpsüz üzümdüm ben. Benim kimsem yoktu. Şimdi bir ailem var, bir kuzenim var. Ya düşünebiliyor musun? Bizim çocuklarımız bize teyze diyecekler. Hadi gel yardım edelim de laf yemeyelim. Var mı senin konuştuğun biri? Yok Ayşe, nerede? Hem bir yere çıkmıyorum ki, hep evdeyim. Uzak benden aşk meşk işleri. Öyle deme ama. Bak ben de senin gibiydim. Kimseye bakmıyordum. Ama bir anda çıkıyor karşına birdenbire, anlamıyorsun. Bir anda kalbine yerleşiyor aşk. E Ferit de öyle oldu bizim. Ama senin de öyle olacak, inan bana. Diyeceksin ki, Ayşe ben galiba aşık olmuşum. Sonra bir bakmışız ki gelin olmuşsun. Keşke seni daha önce tanısaydım. Keşkeleri boş verelim. Bundan sonrasını düşünelim. Tanıştık işte bak. Koca bir ömür birlikteyiz artık biz. İnşallah. Ferit arıyor. Hayatım ne yapıyorsun? İyiyim aşkım. Elif'le sohbet ediyorduk. Ha sesin ondan böyle iyi geliyor. Elif bana çok iyi geliyor biliyorsun. Benim pabucum dama atıldıysa bileyim yani. Hayır tabii ki öyle bir şey yok. O benim kardeşim gibi, senin de yerin farklı tabii. Bak işte bunu duymak iyi geldi. Keşke yüzünü de görebilseydim. Görmek isteyen yanıma gelir. Diyeceğim tabii ama şaka yapıyorum. Öyle bir şey yapma sakın. Yaptım bile, kapıdayım. Ne? Nasıl ya? Burada mısın? Kapıdasın ha? Geliyorum. Sürpriz.
Tamam tamam, dur 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 dur, düşüneceksin. Ne yapayım, çok sevindim gelmeni. Güzel. Ev nasıl? Ev aynı. Bizimkilere gidelim buralardan dedim, yanaşmadılar. Annem bu konaktan ölüm çıkar dedi. Kolay mı yuvayı birden bırakıp gitmek? Annenin ömrünü adadı o konağa. Öyle. Neyse hayatım, neyse. Şimdi bunları konuşmayalım, üşümeyelim ya. Ben sevdiğim kadının yanına gelmişim. Ötesi var mı? Hadi gel. Tam da sofraya oturuyorduk biz de. Annem yaşasaydı kaynanan seni seviyormuş derdim. Severdi tabii ya. Benden iyisini mi bulacaktı? Hadi gel. Damat, bu ne sürpriz? Ben de mumlar dolması yaptırmıştım. Umarım seversin. Yani fazla kalamayacağım ama. Ben gelin. Gel. Gel gel. Hadi gel, hadi. Ayten. Ne bu ya? Şu Azade Hanım'ın bin yıllık takımlarını kaldırır mısın masadan? Hemen, lütfen. Hande Hanım, yalnız onlar Azade Hanım'ın masada hep görmek istediği takımlar. Ben söylemiş olayım. Tamam canım. Çok görmek istiyorsa kendi odasındaki vitrine diz. Seyretsin dursun. Ben görmek istemiyorum. Peki nasıl isterseniz. Bu ne böyle? Vıcık vıcık ya. Midem bulandı. Kaldır şunu da. Azade Hanım çok sever ama. Azade Hanım onu sever. Azade Hanım bunu sever. Hande Hanım sevmiyor. Güzel. Cici kayınvalidemle baş başa yemek yiyeceğiz. Baş başa. Baş başa kalamayacaksınız maalesef, çünkü biz büyük bir aileyiz. Anladın? Leman, otur her zamanki yerine. Hadi canım. Hoş geldiniz çocuklar. Müge nerede? Yemeği inmiyor mu? O yemek yemek istemiyormuş. Aslında malum sebeplerden dolayı sofrada bulunmak istemiyor. Az. Haklı. Ben sonra ona bir şeyler hazırlayıp götüreceğim anne, merak etme. Tamam kızım. Sinan abicim. Şimdi sen büyük bir aile diyorsun da ben ortada çok büyük bir aile göremiyorum. Malum. Sandalyelerin çoğu boş. Yaprak dökümü devam ediyor yani. Adnan babam da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ayşe ile Ferit de gitti. Müge de sofraya gelmiyor. Neyse, biz de küçük bir aile oluruz artık. Ne yapalım? Bazılarının iştahını kaçırdığın için yoklar. Doğru. Bizde sıkıntı yok. Seni yok saydığımız için. Afiyet olsun anneciğim. Afiyet olsun çocuklar. Çorbalar gelsin, başlarız. Kezban. Ayten. Neredesin canım? Çok acıktık. Geldim. Hadi çabuk ol. Ne kadar güzel olmuş bu. Kim yaptı bunu? Kezban abla. Neyse, yine de çok güzel olmuş. Sinan Bey. Gel, koy. Hanım. Afiyet olsun. Sağ ol canım.
hiç kalmadın değil mi hayatım? Yok. Geniş ailemiz anca toplandı. Aa, iyi bakalım. Ay, herkese afiyet olsun o zaman. Buyurun hanımım. Siz seviyorsunuz diye size özel hazırladım. Sağ ol, ellerine sağlık Kezban. Afiyet olsun hanım. Çorbaları getir, yemeğimize başlayalım. Buyurun anne hanım, biraz önce yağlıyı beğenmemiştiniz. Şimdi hiç yağ koymadım. Afiyet olsun. Sağ ol. Hayatım bunu ister misin? Hı hı. Sağ ol aşkım. Afiyet olsun. Valla çok güzel olmuş. Yapanın eline sağlık. Uzun zaman olmuş mumbarda olması yemeyelim. Ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Ferit, konaktaki durumlara üzüldüm. Bir yardımım dokunacaksa çekinmeden söyleyebilirsin bana. Sağ olun. Düşmez kalkmaz bir Allah. Atlatacağız bu günleri inşallah. Ben derim ki madem konakta işler karışmış, şu günlerde Ayşe bizde kalsın. En azından siz toparlanıncaya kadar. Dedeciğim, evli onlar. Sadece Ayşe ablama teklif etmek olur mu hiç? Haklısın. Yani işlerine buradan koşturmasın diye sormadım Ferit'e. Yoksa ev müsait. Başımın üstünde yeri var. Teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter, sağ olun. Ayşe bir iki gün kalsın, sonra kendi evimize geçeriz. Ben onun hasretine dayanamam zaten. Merak etme, Ayşe bana emanet. Aklın kalmasın. Yalnız benim aklım babana takıldı. Nasıl bunca sene sustu, konuşmadı, hayret. Yılların vicdan azabı adama ağır gelmiş demek. Yoksa tek evlada bırakılır mı her şey? Bilememiş. Onun da gelip sizi kovacağını. Afiyet olsun herkese. Selamlar dedeciğim. Oo Ferit Bey. Soframıza teşrif etmişsiniz. Merhaba. Demek sonradan bir kardeş çıktı. Neyiniz var neyiniz yok sahiplendi ha Ferit. Kusura bakma kulak misafiri oldum da. Ama sanki bu hikayenin altında bir intikam ateşi var gibi ha? Yoksa insan babasının yası bitmeden kardeşine böyle bir kötülük yapar mı? Artık nasıl bir kin güttüyse. Bu arada baban gerçekten kaza mı yaptı? Sinan abi başı sağ olsun. Bu niye gelmiş buraya? Dün gece geç vakitte baban Yaman'ı aramış. Babam Yaman'ı mı aramış? Gece bizim yanımızdaydı. Bizden çıktıktan sonra Yaman'ı aramış öyle mi? Babamla en son sen görüşmüşsün gecenin bir vakti. Ne konuştunuz, ne anlattı sana? Adnan amcayla konuştuklarımız bizim özelimiz. Ben sana bir soru sordum. Cevap vereceksin, ondan sonra gideceksin. Ya tamam. Bak Ferit. Senin kafandan şu an ne geçiyor bilmiyorum ama biz Adnan amcayla sadece dertleştik bu kadar. Lan babamın o saatte dertleşeceği insan sen değilsin. Bana amal okuma.
Ya sen nereden biliyorsun bizim aramızdaki yakınlığı? Ferit. Ferit, iyi misin? İyiyim canım, yok bir şeyim. Ne oldu dedeciğim, niye öyle kötü kötü bakıyorsun? Kötü bir şey söylemedim ki. Ayrıca artık kızımızı aldı eniştemiz yani. Alışalım birbirimizin lafına, gafına ha. Eyvallah. Ben izninizi isteyeyim. Size afiyet olsun. Ferit, otursaydın. Gerçekten baban kazada mı öldü sence? Bence öyle değil çünkü de. Böyle zengin kalkışı gibi oldu ama. Yok yok, fazla kalamayacağımı söylemiştim zaten. Ayşe'yi görmeye geldim, işlerim var. Onları halletmem lazım. Sofranıza buyur ettiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Size afiyet olsun, her şey için sağ olun. Ferit. Ferit dur, bekle. Bir şey söyleyeceğim. Ferit dur. Ferit dur dedim ya. Ne oldu birden kalktın gitmek istiyorsun? O Mirza canını sıktı değil mi senin? Birden kalkıp gittin. Patavatsız o, biliyorsun. Ciddiye alma onu lütfen. Hayatım sakin ol. Ya ben onu ciddiye almam, merak etme. Ama abuk sabuk konuştu, moralini bozdu senin. Hayatım o zibidi benim moralimi bozamaz, sen merak etme ya. Aklıma bir şey geldi. Yol da uzun biliyorsun, gideyim hemen halledeyim diye kalktım. Tedirgin gibisin ama. Sensin tedirgin, yok bir şey, için rahat olsun. Hadi bak, hava buz gibi, gir içeri hadi. Hadi bir tanem. Hadi gir artık içeri bak. Hadi üşüme hadi. Tamam. Tamam. Aa. Herkes gitmiş. Dedem nerede? Bilmem, kalktılar. İyi misin? Bir şey mi oldu? Ne olabilir ki? İyiyim. Ferit de bir anda çekti gitti. İşi varmış. Ne işi varsa. Sorsaydın. Bilmemi isteseydi kendi söylerdi. Kızıyorum ama içimden. Belli ki bir şeyler saklıyor. Benimle paylaşmak istemiyor. Seni üzmemek için paylaşmıyordur. İnsan sevdiğine karşı şeffaf olmalı. Hiçbir şey saklamamalı. İlişkide bir şeyler sakladıkça mutluluğa gölge düşürüyor. Bunu daha önce de yaşadık biz. İnsan bazen mecbur kalıyor sırlara. Konuşmak, paylaşmak daha da can acıtıyor. Sevdiğini de üzmek istemiyorsun. Unutmak, boş vermek geliyor insanın içinden. Anlaşıldı. Paylaşmak istemediğimiz dertlerimiz var galiba. Ama kuzenin olarak senin dertlerine ortak olmak isterim. Tabii sen anlatmak istersen. Başka zaman. Ben kendimi biraz halsiz hissediyorum da. Gidip yatsam sana ayıp olur mu? Niye ayıp olsun? Tabii ki. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Hande! 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 Zümrüt Hanım, hoş geldiniz. Ben hemen hanımıma haber vereyim. Ben Azade'ye gelmedim. Hande için geldim. Nerede o? Odasındaydı ama sizi kabul eder mi bilmiyorum. Öyle mi? Hande Hanım yukarıda odasında. Beni kimse rahatsız etmesin dedi. İyi o zaman. Gidelim biraz rahatsız edelim onu. Zümrüt. Hayrola? Beklemiyordum seni. İyi misin sen? İyi değilim Azade. Hiç iyi değilim. Bugün buradan çıkıp gittim ya. Öyle bir içim kemirdi ki. Duramadım, geri geldim. Ben ne yaptım Azade? Onu burada bırakmayacaktım. Gerekirse kolundan tutup sürükleye götürecektim buradan. Böyle Allah'a havale etmek de olmuyor. Olmuyor. Ben ne yaptım Allah'ım? Ben ne yaptım? Ben nasıl Yaman'ın aklına uyup da onu o akıl hastanesinden çıkarttım? Ne yaptım ben Azade? Benim kızım hasta.
Görmüyor musun? Herkese, her şeye zarar veriyor. Ayşe ile Ferit'e zarar verdi yetmezmiş gibi. Şimdi geldi size hayatı zehir edecek. Ben kızımı biliyorum. Yapma Zümrüt, yapma. Bırak. Bırak eğlensinler. Nasılsa bir gün çekip gidecekler bu konaktan. Bırak. Üzerlerine gittikçe kendilerini dev aynasında görüyorlar. Biliyorum sen vicdan azabı çekiyorsun. Ama senin suçun yok. Bırak, onun günahını üstlenme. Acı çekme artık. Bırak, ne halleri varsa görsünler. Keşke, keşke bırakabilsem. Ama insanları, acıları öldürmüyor Azade. Pişmanlıkları öldürüyor. Bilmez miyim? Ama yangına körükle gitmemeyi öğrendim zamanla. Sen de benim gibi yap. Bırak, ne halleri varsa görsünler. Hande ne yaparsa yapsın. Bundan sonra kendi kaderini yaşayacak. Benim gibi yap. Bak ben bıraktım. Bak Ferit'le Ayşe gitti. Hiçbir şey demedim. Her şey olacağına varır. Üzme artık kendini. Üzme. Üzme beni. Üzme. Ben sadece bir durum tespitinde bulundum. Yapma. Çeneni tut. Anlaşıldı mı? Çeneni tut. Ne zaman Ferit'le yan yana gelsen bir huzursuzluk. Tamam, bu kadar alıngansa gelmesin dede o zaman bu eve. Ferit Ayşe'nin kocası. Sen hala kabullenmedin mi? Ya ben niye kabullenemeyeyim dede? Ben olmasaydım evli değillerdi. Nasıl? Ne demek istiyorsun sen? Nasıl? Dede konuşturma şimdi beni. Konuş ulan konuş. Düğün günü ben Ayşe'yi kurtarmasaydım alıyordun kızın böbreğini. Ne yapacaktı, o halde mi evlenecekti? Var ya senin böyle cici bici dede rollerini de hiç anlamıyorum ha. Oğlum amacın ne senin ha? Amacın ne? Madem kız senin yüzünden evlendi, Ferit'ten ne istiyorsun? Ayşe'yi üzmesin. Sana ne aslanım, sana ne? Ayşe. Of dede. Efendim Ferit. Caner'im, senden bir ricam olacak. Ya babamın kazası hiç normal gelmiyor bana. Arabası hangi hurdalığa çekildi? Bir gidip bakayım, inceleyeyim diyorum. Ben bir sorup döneyim sana. Tamam, eyvallah. Tabii bir de bana kaza raporu lazım. Gideyim arabanın sağına soluna bakayım, bir karşılaştırayım. Belki bir şey çıkar. Çıktıysa onu da atarım. Tamam kardeşim, sağ ol. Seni dinlememekle sana inanmamakla ne iyi etmiş. Kızım beni dinle bak. Sana söylemek istediğim bir şeyler var. Seninle bir konuşalım mı biraz? Ne konuşacağız daha? Ben duymam gerekenleri duydum. Artık bir şey kalmadı ama keşke duymasaydım. Ama sandığın gibi değil. Sakın dokunma bana. Sakın. Sandığım gibi değilmiş. Ne sandığım gibi değil. Ben sanmayı bırakalı çok oldu dede. Gerçekten biz aile olduğumuza inanmıştım ben. Yemek kokan bir eve. Anahtarsız girmeyi. Koruyup kullanmanın keyfine varmıştım ben. Ya ben kuzenimi öz kardeşim gibi gördüm. Hatta biliyor musun? Bana bir şey olursa arkamda dağ gibi dedem var diye geçirdim aklımdan. Ama annelerin kaderi kızların çeyiziymiş. Bunu anladım ben. Bak sen gidersen Elif için çok kötü olur. Lütfen senden rica ediyorum Ayşe, ne olur gitme. Kızların arasında ayrımcılık yaptığın yetmediği gibi. Şimdi de torunlarından birini kayırıyor, diğerine kıyıyorsun değil mi? Nasıl bir kalbin var senin söyle? Ne var kalbinin yerinde senin ha? Taş mı var, kaya mı var, ne var? Ayşe ne olur rica ediyorum senden. Ne olur gitme. Sakın dokunma bana, sakın. Ben senin torunun falan değilim. Bak sen gidersen seni de kaybederim, Elif'i de. Ne olur rica ediyorum senden, rica ediyorum. Ne istiyorsun benden? Canımdan can mı istiyorsun? Ya ben sokaktaki kedi köpek için canını vermeye hazır bir insanım. Kendi kuzenimden mi esirgeyeceğim canımı? Beni kandırmadan, benim bir ailem olduğuna inandırmadan keşke dürüst olsaydın. Keşke gerçekleri söyleseydin bana.
Her şey sandığın gibi değil. Ne olur dinle beni. Elif gözümün önünde eriyip gidiyordu. Çok çaresizdim. Çıkmazdaydım. Çıkmazda mıydın? Çıkmazda olduğun için mi beni sürükledin? Aynı uçuruma beni de mi sürüklemek istedin? Beni de mi kurban etmek istedin? Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Yani elimde doğan, gözümden sakındığım torunumu... ne halim varsa gör mü deseydim? Ne deseydim yani? Ne deseydim? Şimdi anladım. Ben senin elinde doğmadım diye... beni gözünden sakınmadın diye gözden çıkarmaya karar verdin, öyle mi? Doktorumuz da gelmiş. İyi ki geldin Mirza. Sözde yeminler ediyordunuz. Hipokrat yeminleri. Dedenle bana kumpas kurarken hiç mi vicdanı sızlamadı? He? Konuşsana, niye susuyorsun? Söyle. Söylesene. Mirza'nın bir suçu yok. O Elif'e benim ne kadar düşkün olduğumu bilir. Benim için yaptı. Elif için yaptı. Sonunda itiraf ettin değil mi? Elif senin göz bebeğin. Ben de dış kapının mandalıyım değil mi? Ben sizin oyuncağınızım. İster kırarsınız, ister atarsınız. Ben ikinizin elinde oyuncak olan, hayatı işi sayılan Ayşe'yim değil mi? Ama en acısı da ne biliyor musun? Benim en çok canımı yakan. Öz torununa sırf beklentin olduğu için dedenmiş gibi davranma. Dede sıcaklığı gösterme. O buz gibi kalbinde sıcacık bakmaya çalışma. İkinize de çok acıyorum. Ama en çok da kime acıyorum biliyor musunuz? O kafese tıktığınız Elif var ya, ona acıyorum. Umarım başka kurbanlar seçmezsiniz kendinizi. Ayşe. Bir dinler misin lütfen? Ayşe. Merhaba. Yonca Sokak No. 18'i bir araç alabilir miyim lütfen? Acil çıkmam gerekiyor. Bekliyorum. En azından izin ver, ben bırakayım. Bak taksiye maksiye binme bu saatte. Hem konuşuruz belki yolda. Ne konuşacağız ya? Neyi konuşacağız? Bana kurduğunuz kumpasların ayrıntısını mı anlatacaksın ha? Yoksa başka hikayelerin mi var? Ayşe, durum böyle değil. Ne peki, söyler misin? Düğün günü beni kurtardığın için sana karşı vefa borcun mu var? Ha? Böyle mi düşünüyorsun? Bana borcun falan yok. Ayşe. Gözlerimin içine baksan bana yeter. Şu yaptıklarından dolayı utanıp sıkılman gerekiyor. Utanıp gözümün içine bakamaman gerekiyor. Hala bana gözün içine bak diyorsun. Zavallısın sen. Ayşe. Dur şunu. Gitmesine izin vermeyin. Gitmesine izin vermeyin. Mirza, bir şeyler yap. Peşinden gitmenin bir faydası yok dede. Ne yapacağız peki şimdi? Ha? Nasıl hayatta kalacak Elif'im? Ona nasıl bir hayat vereceğim? Ayşe gitti. Gitti. İsteseydin gitmezdi. Konuşsaydın kızla, anlatsaydın durumu. Anlatamadım. Zamana bıraktım. Ya bırak dede. Zamanını beklemişsin. Kız sana inandı, güvendi, sevdi, tutundu sana. Sen ne yaptın? Bir kalemle harcadın kızı. Ben de ona tutundum. Gitti. Yüzüme bakmaz artık. Ölüydüm onun için. Şimdi artık hepten yokum. Elif'imi kurtaracaktı. Ama şimdi ikimizi de öldürdü. Ne yapacağım ben Mirza? Ha? Elif'ime bir şey olursa aldığım her nefes haram bana. Kızlarımdan sonra üstüne bir de onun acısı gelirse dayanamam. Bir şeyler yap Mirza. Kız ölüyor. Kız ölüyor. Gözlerimin içine baka baka elimden kayıp gidiyor. Bir şeyler yap Mirza. Şahin Bey'im koşun. Elif'i yerde buldum. Fenalaşıp düşmüş.
Efendim hayatım? Ferit nasılsın? İyiyim, şu an dışarıdayım. Yalnız her an şarjım bitebilir, haberin olsun. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Bitti bile. Lambası çatlaktı. Ben babamın bunu değiştirdiğini hiç sanmıyorum. Babam bunu fark etmemiştir bile ya. Yeni ya bu. Bildiğin yeni. Bak. Bizimle kalacağın için çok mutluyum Ayşe. Ben de çok mutluyum. Kimsem yoktu benim. Şimdi bir de kuzenim oldu. Çok güzel olacaksın. Asma yüzünü. Gülsene. Gülmek sana çok yakışıyor. Saçlarını da dalga dalga yaparız. Çok yakışır. Olur. Çok mutluyum Ayşe abla. İnşallah çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. İnşallah. Ben de senin iyi olmana çok sevindim. Genç bir kız geldi. Ayşe'nin hayatı tehlikede, git onu kurtar dedi. Ben de geldim, aldım seni işte evden. Kaçırdım, getirdim buraya. Alo Kerim. Benim Ferit. Şarjım bitti de o yüzden Ender'den arıyorum seni. Sana bir şey soracağım. Sen babamın arabasını sanayiye götürüp stop lambasını yaptırdın mı? Yok Ferit Bey. Bakıma götürdüm sadece. Parça değişimi olmadı. Emin misin? Eminim Ferit Bey. Parça değişimi olsa faturada gözükürdü. Doğru söylüyorsun. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Kim değiştirdi o zaman? Asıl soru niye değiştirdiler? Kim değiştirdi, niye değiştirdi bilmiyorum ama o lambanın çatlak olduğunu o kadar iyi hatırlıyorum ki. Biliyorsun rahmetli sanayiye gidip arabayla ilgilenecek adam değildi. Hayatta sevmezdi öyle işleri. Bu işin altından bir şey çıkacak Ender. Eyvallah, sağ olasın. Bakıyorum da iştahın açılmış sen. Açılsın tabii abi, açılmasın mı? Bir evlat kendi babasının kalemini kırdıysa yanar yanar tutuşur yani. Hani açıkçası sen pişman olursun diye korkmuştum yani. Pişman değilim. Pişman olunacak bir babalık yaptı mı sence? Tamam da ya babalık yapmayan her baba da ölümü hak etmiyor ki beyen. Hani belki bir gün bir zaman olur. Ulan bir sarılaydım, bir elini öpeydim diyebilirsin yani. Ölen öldü Bahtiyar abi. Üzerimize bakalım. Bakalım. Tamam. Önümüze bakalım. Bugün tarihi bir donan sahibi oldun. Yarın da holdingin başına geçiyorsun. Heyecanlısındır şimdi sen. Vallahi yarın büyük gün. Sancakzadeler holdingde de beni görecekler. Yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Bak, kısmetin açıldı.
Ne istediysen hepsi tek tek ayağına serpildi. Demek ki kısmetli olmayanı hayal etmedik. Hadi bakalım. Önümüze bakalım. Yok, yok Kezban. Onları depoya kaldır yazdıkları. Ancak öyle sığarız buraya. Peki hanım. Anne, yoldan Sinan'ı kaç kere aradım. Bakmıyor. Kesin dedim bir şey oldu. Sonra senin odana girdim. Karşımda Hande. Gelmiş bana Eltim diyor. Anne sen neden o kıza dişini göstermedin? Ha? Ya zaten bir sıkımlık canı var. Sen neden o kıza odanı verdin ki? Artık tek başımayım kızım. Kayınbabanın da eşyaları dağıtıldı. Buraya sığarım ben. Sen merak etme. Ama lütfen o cadının her dediğine tamam demeyelim. Sen şimdi kocana sahip çık. Onlarla başını belaya sokmasın. Hadi kızım. Anne istersen bizim daireye yerleş ha? Hayır. Ben buraya sığarım dedim ya. Kolay gelsin Kezban abla. Sağ olun Leman Hanım. Anne karnında seslere duyarlı olduğu bilinen bir gerçek sayın seyirciler. Ne diyor bu kadın bebişim? Duyuyor musun sen beni? Huhu. Alo. Efendim anne. Babası bizim canımız çok fena tatlı çekiyor ya. Tamam alırım. Ne istersin? Fıstıklı baklava alayım mı? Aa, öyle değil. Böyle çikolatalı, kremalı bir şey ya. Tamam. Alırım gelirken. Tamam. Geç kalma ama. Hem neredesin sen ya bu saate kadar? Evli bir adamsın sen artık. Hadi bekletme beni. Tamam tamam merak etme geliyorum ya. Tamam geç kalma. Tamam. Vay be yeğenim. Bugünleri de görmek varmış. Bak sen şu Allah'ın işine. Vallahi abi zaten şaşkınım sen de üstüme gelme. Babaların şaşkınlığı bir ömür sürer be yeğenim. Sen o evladını ilk kucağına aldığında sen tanır mı anlamazsın ki. Sonra bir bakmışsın emekliyor. Elinden tutar ayağa kaldırırsın. Ah der. İşte bak bu adama güvenebilirim. Beni ellerimden tutup ayağa kaldırdı der. Sonra da bir ömür boyu seni öyle ister. Vallahi o bahsettiğin babalık modelini ben tanımadım. Bilmediğim bir şeyi biliyormuş gibi yapabilir miyim? Benden bir nasıl bir baba olur onu da bilmiyorum. Zaten düşündükçe böyle soğuk soğuk terliyorum abi çok korkuyorum. Korkma, korkma, korkma. Alışırsın. Sen hele onun o mis kokusunu bir al da bak gör o zaman. Şaşırmayı, sevinmeyi. Eyvallah. Neyse ben kalkayım. Bizim malum
aşerme durumları var. Tamam. Haberleşiriz abi. Kendine iyi bak. Afiyet olsun. Aradın Zümrüt teyze. Ben de tatlı almaya çıkmıştım pastaneden. Demek konağa gittim. Gittim. Güzel kızım. Yavrum, ben senin annen sayılırım. Sen bizim elimizde büyüdün. Bak şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle, olur mu yavrum? Hani derler ya, affetmek büyük bir erdemdir diye. Doğrudur. Ama her zaman için geçerli değilmiş. İnsan yaşadıkça öğreniyor. Bak güzel kızım, ben senin Yaman'ı ne kadar çok sevdiğini biliyorum yavrum. Ama sen ol. Sakın onu affetme. Olur. Geçti Zümrüt teyzem. Ben Yaman'ı kalbime gömdüm. Yavrum, gözlerin öyle söylemiyor. Bak ben senin onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum kızım. Eminim bak, Yaman da bir gün yaptıklarına çok pişman olacak. Senin kapına gelecek, barışmak isteyecek. Ama işte o gün yavrum, eğer sen onu affedersen, inan bana çok üzülürsün. Çok anne, kendine yazık etme. Çok canım yanıyor Zümrüt teyze, çok. Yavrum biliyorum annem, biliyorum güzel kızım. Ama geçecek, inan bana geçer. Sen önüne bak yavrum, hayatını yaşa, daha çok gençsin. Seni seven, değer veren birini bul. O Yaman'dan da Hande'den de uzak dur yavrum. Bak burası kötü insanlarla, zaman kaybetme yavrum. Bak benim halim. Ben çok yoruldum. Sen senin gibi yüreği temiz insanlarım. Bir daha da ardına bakma, olur mu güzel kız? Söz ver bana anne. Söz. Geçecek yavrum. Göt bakalım. Sil şu gözyaşlarını. Kendine iyi bak olur. Tamam. Hoşça kal. Görüşürüz Zümrüt teyze. Bizim seninle kaderimiz aynıymış anne. Sen babama tutunmuşsun. Ben de Ferit'e tutundum. Bir de Elif'e. Her ne kadar dedeme çok kızsam da Elif'in bir günahı yok ki.
O ölmeyi hak etmiyor. Efendim Zümrüt teyze. Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl iyi olabilirim ki abla? Yaşadıklarımızı biliyorsun. Ama sen şimdi beni boş ver. Ben seninle başka bir konuyu konuşmak için rahatsız ettim bu saatte seni. Estağfurullah, buyurun. Ferit'le birlikte konaktan ayrıldığınızı duydum Ayşe. Bak kızım, ben sizin hayatınıza karışmak istemem. Ama o ailenin sana ihtiyacı var yavrum. Benim söyleyeceklerimi iyi dinle. Hande ile Yaman biliyorsun zaten iyice zıvanadan çıktılar. Şimdi de herkesi konaktan atmakla tehdit ediyorlarmış. Sancakzadeler zengindir, güçlü insanlardır. Her şeyin altından kalkarlar demek isterdim ama diyemiyorum yavrum. Çünkü onlar hiç kaybetmedi. Kaybetmeyen insan da düştüğü yerden kalkmasını bilemez yavrum. Kötülüklerle mücadele edemez. Ama sen güçlü bir kadınsın. Yaşamış, görmüş, ayakları üzerinde dimdik duran bir kadınsın. Bak Hande'ye rağmen bile dimdik ayaklarının üzerinde durdun sen kızım. Şimdi de ailenin sana ihtiyacı var yavrum. O aileyi yalnız bırakma. O aileyi bir araya getirecek olan da, yeniden ayakları üzerine kaldıracak olan da sensin. Benim söyleyeceklerimi iyi düşün Ayşe. Sağlıcakla kalksın. Teşekkür ederim Zümrüt teyze. Ya merhabalar. Benim karım tatlı aşermişti de ben şimdi ne istedi onu da unuttum. Pastalar taze mi? Çikolata kremalı bir şeyler al. Hande sever. Betül sen burada mıydın ya? Canım tatlı çekti akşam akşam. Bilirsin bazen böyle krizlerim tutar. Sen nasılsın? İyiyim yani işte. Bildiğin gibi. Hande aşermeye başladı demek. Desene bebek büyüyor. Mahcup olmana gerek yok Yaman. Sevincini istediğin gibi yaşayabilirsin. Baba oluyorsun. Bundan daha güzel bir şey var mı? Vaktin varsa bir çay içelim mi? Yok, ben gideyim. Hoşça kal. Beyefendi. Ah. Teşekkür ettim eyvallah. İyi misin kızım? Ölüyorum değil mi dede? Bana söylemiyorsunuz. İyi değilim ben, biliyorum. Böyle şeyler söyleme kızım. İyisin, iyisin bak. Sakın üzülme olur mu? Elinden geleni yaptığını biliyorum. Her şeyi denedin ama olmadı işte. Elifciğim, böyle şeyler söyleme. Senin daha yarınların var, hayallerin var. Hı? Ayşe ne yapıyor? Rüyamda gördüm onu, ağlıyordu. Ayşe gitti. Hiçbir yere gitmedim, buradayım. Ayşe. Yürü gitmedim. İyileşeceksin tamam mı? Her şey iyi olacak. Daha sen bana Adana'yı gezdireceksin. Senin çocuklarını ben teyze olacağım. Artık düğününde de ben çalarım ha. Sen düğün şarkıları bilmezsin ki. Olsun öğrenirim senin için. İstersen Adana'ya gidek mi bile çalarım. Thank you.
Ne işin var lan senin burada? He? Oğlum ben sana bana yaklaşma demedim mi? Laftan anlamıyor musun sen? Sinan abi. Bak biz seninle ne yaşarsak yaşayalım kanlı bıçaklı olamayız. Yani böyle kin kusmak için kendini zorlama abi. Ben senin yüreğini biliyorum ya. Senin yüreğin başka. Yapma böyle. Hadi ya. Nereden biliyorsun lan sen benim yüreğimi? He? Söyle. İki masamıza oturttuk. Lak lak ettik diye. Canciğer mi olduk zannettin? He? Abi hiç benim penceremden bakmıyorsunuz ya. Lan şimdi başlarım senin kapına pencerene bak. Kimse yüzüne bakmıyordu oğlum senin. Ben seni adam saydım, soframda ağırladım. Niye benim içimde kopan fırtınaları görmüyorsunuz siz? Bana ne lan senin içinde kopan fırtınadan? Bana ne oğlum? Bana ne lan? Ya sen karımızın kızımızın yanında bizi küçük düşürdün oğlum. İnsan kendi evine yabancı olur mu lan? He? İnsan kendi babasına yabancı olur mu abi? İnsan kendi babasına amca der mi? Bana bunu bir söylesene sen. Bunun bedelini bize mi ödeteceksin peki? Adnan Sancaksade'nin babalık yapmaya çalıştığı evlatlarına mı ödeteceksin bedelini? Abi benim derdim bedel ödetmek değil ki ya. Ne senin derdin? Ne oğlum senin derdin? Ne istiyorsun lan bizden? Söyle. İnsan yerine koyulmak istiyorum. Anladın mı? İnsan yerine koyulmak istiyorum ya. Abim ben, kardeşim ben başka ne isteyeyim ki? Bak bana abi deme. Senin abin falan yok. Bana abi deme oğlum. Sen şu kadını aldın. Geldin, bizim evimize kondun ya. Senin artık abin falan yok. Bundan sonra sen benim düşmanımsın. Anladın mı? Başka da hiçbir şeyim olamazsın. Ama bak, bak. Bak sana şunu da söyleyeyim. Kafanda dursun. Bir gün bu kadınla beraber süründüğünü de görürüm ben seni. O günler de yakın. Seni de harcadığında çok pişman olacaksın oğlum. Çok pişman olacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Göreceğim ben seni. Göreceğim. Aslan parçası. Aldın mı kafayı? Ediyorum ben. Körüm ben, kör. Sen de bekleme beni. Ben beklemeye değecek bir adam değilim ki. Sinan. Sakın böyle şeyler deme. Sen her şeye değecek bir adamsın. Sen çok iyi bir insansın. Tamam bazen kırıyorsun, kızıyorsun. Ama bunları hep insanlara değer verdiğin için yapıyorsun. Lütfen böyle deme, tamam mı? Bak sen de söylüyorsun işte. Değer verdiğin için yapıyorsun diyorsun. Değil mi? İşte ben hayatımda olup olmadık adamlara değer verdim. Sümsük Yaman oyununu oynadı, golünü attı. Ben ne yaptım? Dedim ki abilik yapayım. Adamlık yapayım. Aptalım çünkü. Hayatımda kanı beş para etmez adamlara kıymet veriyorum. Rahmetlik dedem derdi anneme. Azade, bu olan yarım akıllı derdi. Doğru biliyor musun? Yarım akıllıyım ben. Ya insan okulda bile bir tane dersi iyi olmaz mı?
kafam basmazdı. Öyle. Al işte bak, şirketi de batırdım. Ben onca ağır laf edip babamı öldürdüm kızım. Bana bak Sinan. Bana bak. Bana bak Sinan. Babanı sen ölüme göndermedin. Baban eceliyle öldü. Babam kahrından öldü. Ben öldürdüm. Ben bugün hayatımda ilk defa kendimle ilgili bir şey fark ettim. Yancıyım ben. Herkesin hayatında yancıyım ben. Bak Ferit çekti gitti, ben ne yaptım? Kaldım. Annem için, konak için. Ben hep böyle arta kalırım. Geldiğin için sağ ol kızım. Bana kızım demenize gerek yok. Öyle deme. Vicdanlı bir dedeye oynamanıza da gerek yok. Oyun bitti artık. Ama size kızmıyorum biliyor musunuz? Kendime kızıyorum. Annesine acımayan adam torununa mı acıyacak sanki? Salak Ayşe. Dedem dedim. Sarıl. Sen annemi ölüme terk etmiş adamsın. Beni mi düşüneceksin? Sen kendi kızını sevmemişsin. Beni mi seveceksin? Bu mektubu annemin yazdığına da inanmıyorum. İşin aslan. Elif'i sevdiğine de inanmıyorum. Bir insanı sevebilmek için yürek lazım. Kalp lazım. Bunların hiçbiri sende yok. Ama göz göre göre Elif'i ölüme terk etmeyeceğim. Sana rağmen o kızı kurtaracağım ben. Ayşe, ben... Sakın bana bir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Benim birkaç güne ihtiyacım var. Bu gece geçsin. Ferit'le konuşacağım bu konuyu. Sonra ne gerekiyorsa yapacağım. Sağ ol kızım. Sağ ol. Senin için değil. Elif için yapacağım. Getirdin tatlıyı. Geciktim biraz, kusura bakma. Hani sen bana sormuştun ya bugün, benden iyi bir anne olur mu diye. Ben de sustum. Çünkü bilmiyorum. Ya bilmediğim bir konuda atıp tutamam. Senden nasıl bir anne olur? Benden nasıl bir baba olur? Bilmiyorum. Zaten ben ne anne gördüm, ne de baba gördüm. Yalandı olan kızım her şey zaten. Yalandı olan. Bak biz buraya intikam almaya geldik. Ama bir yandan da aile olmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum, belki de bu dünyaya bir çocuk getirmek, ona haksızlık etmek olur. Bilmiyorum anne.
Hayatım. Kusura bakma ya, şarja taktım ama ancak doldu. Önemli değil. Yani öylesine aramıştım seni, sadece sesini duymak için. Emin misin? Sesin pek iyi gelmiyor, yüzün de düşmüş. Elif biraz hasta da, ona canım sıkılmıştı. Hadi ya, nesi var? Geçen de kötüleşmişti Elif. Bir doktora mı götürseler acaba kızcağız ya? Hasta falan olmasın? Hasta o. Sonra anlatırım. Sen ne yapıyorsun? Yerleştin mi otele? Yok, daha geçmedim hayatım. Oturuyorum öyle arabada. Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Yaşadıklarımızı. Her şeyi düşünüyorum işte. Olup biten ne varsa. Düşünüyoruz. Neyse ya, hadi boş verelim şimdi bunları. Ben bir tek seni düşünmek istiyorum hayatım. Özledin mi beni? Özlemez olur muyum? Burnumun direği sızlıyor, direği. Sensiz aldığım her nefes israf sanki. İnsanı yüreğe üşürmüyor. Senden uzak olunca üşüyormuş. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok hayatım. Ah, keşke şimdi burada olsan. Dayasan başını göğsüme. Kalsak öyle sabaha kadar. Hiç konuşmasak. Unutsak dünyayı, herkesi, her şeyi unutsak. Sen bana nasıl güç veriyorsun? Bir bilsen değişeyim benim. Sen var ya, sen bana herkesle, her şeyle savaşma gücü veriyorsun. Bizim yazımız beraber yazıldı. İyi ki de öyle oldu hayatım. Sen bana karıştın, ben sana karıştım. Artık Ferit yok. Ayşe ile Ferit var. Artık ne yaşıyorsak yaşayalım. Sen varsın ya, buz gelir, tırıs gider. Hayatım, orada mısın? İyi ki sevmişsin beni. İyi ki benden vazgeçmemişsin. Sen benim yanımda olduğun sürece ben her şeyle savaşırım. Sen bana Allah'ın verdiği en büyük armağansın Ferit. Sabah akşam şükrediyorum ben hayatımda olduğun için, biliyor musun? Ağlıyor musun sen yine? Ağlıyorum. Ama acımıyor. Al benden de o kadar. Günaydın kocacığım. Günaydın. Ya sen böyle kocacığım falan diyorsun, ben hala alışamadım ha. Vallahi alışsa niye olur? Birkaç ay sonra da babacıma alışacaksın. Şimdi kocacıma alış. Deli karım benim ya. Akıl hastanesinden çıkıp geldim oğlum ben. Ya. Hı. Biz seninle olduk ha. Çok güzel olduk. Ben yıllarca boşuna vakit kaybetmişim Ferit'le. Ya Hande, sen hala Ferit mi diyorsun ya? Geçmişten bahsettim ya, ne var? Kıskandın mı? Ya her muhabbetin arasına sıkıştırıyorsun şu adamı ha. İkide bir Ferit de Ferit. Tamam. Sıkıştırmam. Ne strese sokuyorsun insanı ya? Gelmişiz ne güzel konağa. Her şey istediğimiz gibi. Ne bu gerginlik? Bak o da hissediyor. Duyuyor. Duyuyor mu harbiden ya? Ne kadarcık ki o? Mercimek kadar. Ama akıllı. Hissediyor. Annesine güzel şeyler söyle. Üzüme. Allah annesi ne yaparsa yapsın, onu ne kadar çok sevdiğimi, ondan asla vazgeçmeyeceğimi biliyor. Öyle mi cidden? Öyle. Hayırlı işler. Odamız da pek şaşalı ha bebeğim. Azade, sancakzade style.
Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın canım. Geç otur şöyle. Yok yemeyeceğim, tadım yok. Anne sen de kahvaltını yaptıysan şirkete beraber geçelim. Hadi otur oğlum. Birlikte kahvaltı edelim, sonra geçeriz. Oturayım da iştah mı var? Şirkete gidip işleri toparlamam lazım. Durum vahim. Bildiğin gibi değil. Günaydın. Günaydın Azade Hanım. Günaydın Sinan abi. Günaydın Leman yenge. Günaydın. Buyurun oturun Yaman Bey, size tabak getireyim. Yok. Ben kahvaltıya eşlik edemeyeceğim. Bugün çok önemli işlerim var da. Size afiyet olsun. Hayırlı işlerin olsun Yaman. Başkalarının konağına muhtaç olmayacağın kadar bol kazancın olsun. Bu konak bana anamın içemediğim ak sütü, babamın göremediğim emeği kadar helal zaten Azade Hanım. Benim gönlüm rahat. Hadi afiyet olsun. Merhaba. Yonca Sokak No. 18'e ben araç istemiştim. Şahin Avcı'nın çiftliğine, evet. Hala gelmemiş. Nasıl başka bir yere gitti? Tamam, yeni araç gönderin o zaman. 40 dakika mı? Yapmayın ya, 40 dakika ne demek? Çok uzun. Tamam, peki. Hadi gel, ben bırakayım seni. Taksiyle giderim ben, istemiyorum. 40 dakika bu soğukta taksi beklenmez, hadi. Bak, söz veriyorum. Ağzımı açmayacağım. Kırgın olduğunu biliyorum. Hatta kızgın olduğunu biliyorum. Çok da haklısın da. Ama susacağım. İki yabancı gibi sadece yolculuk edeceğiz. Başka taksi durağı yok mu burada? Yoktur. Köy yeri burası. Öyle ha deyince taksi bulunmuyor. Hadi gel, inat etme. Hadi. Sabah sabah rüyanda gördün değil mi? O yüzden aradım beni. Seni görmek için yollara düştüm. Antakya'ya geliyorum. Söyleseydin ben gelip alırdım seni sevgilim. Söylemeden yanında olmak istedim. Sevinmedin mi yoksa? Sevinmez olur muyum? Hadi gel bakalım. Nasıl geliyorsun peki? Kim bırakıyor seni? Kerim mi? Hayır, beni Mirza bırakıyor. Tamam. Hadi gel, çok özledim seni. İyi yolculuklar. Kusura bakma, beklettim biraz. Çıkmış rapor. Estağfurullah. Neymiş? Kaza öncesi bir boğuşma yaşanmış belli ki. Boynunda, boğazında izler var. Babam cinayete kurban gitmiş, öyle mi? Öyle görünüyor. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Bir ihtiyacın olursa ararsın. Selamünaleyküm. Ustam kolay gelsin. Sağ ol beyim, buyurun. Sana zahmet, şu fotoğrafa bir bakar mısın? Bu arabayı daha önce gördün mü? Evet, hatırladım bunu. Ön tamponu buruktu, onu değiştirdik. Ustam, gözünü seveyim bir daha bak. Eminsin değil mi? Bu muydu? Evet, eminim. Hatta kendim düzelttim. Bilmez miyim?
Eyvallah. Yaptığımız hiç açıklanabilir bir durum değil. Hatta insani değil biliyorum ama deden... Dedem değil o benim. Elif ölmesin diye. Beni öldürdü. Öyle deme ya, öyle değil. Ama söyleyecek bir şey yok, haklısın. Ne desen haklısın. Günaydın Kezban. Kahvaltı nerede? Niye toplandı bu masa? Kahvaltı saati bitti Hande Hanım. Ne demek kahvaltı saati bitti? Ben daha kahvaltımı etmedim. Bizim konakta yemek saatlerimiz bellidir. Kahvaltı sofrası bu saate kadar kalmaz. Sen ne köpekle benimle böyle konuşuyorsun? Bu evin yeni hanımı benim, anladın mı? Ama sen bunu göremeyeceksin. Pılını fırtını topla, defol git bu konaktan. Ne bakıyorsun Ayten? Git kahvaltımı hazırla. Tabii Hande Hanım. Yanında nar suyu olsun. Günaydın Elt. Gel birlikte kahvaltı edelim. Hande ne oluyor? Kezban abla ağlıyor da. Ne olabilir canım? Bir şey olmadı. Ben şeyi anlamıyorum. Bizim sevgili kayınvalidemiz bunları bunca zaman burada nasıl tutmuş? Çok şaşkınım. Niye? Sana bir şey mi dediler? Ne diyebilirler bana Leman? Allah aşkına. Çok beceriksizler sadece. Zaten Kezban'ı kovdum. O Ayten de bir saçma ama en azından laf dinliyor. Anlıyorum. Elti olduk ha yine. Vallahi. Aynen. Öyle oldun. Ben seni hep çok seviyordum biliyor musun? Yerin hep ayrıydı bende. Sen de pek koklaşmıyorsun kayınvalidemizle biliyorum. Vallahi biz Ferit'le nişanlıyken çok dedikodunu yapıyordu. İnanamazsın. Öyle mi? Ben bilmiyorum da. Bilmezsin tabii. Sen azıcık safsın ya, o yüzden. Neyse artık Azade devri kapandı zaten. Hande devri başladı. Sen benimle geçinmeye bak. Hadi gel, bir kahve iç en azından. Ayten kahve yapsana Elti'me. Tabii. Hadi gel. Bunlar Yaman'la babanın yakınlığını duymuşlar mıdır acaba? Bilmiyorlarsa da yakında duyarlar. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Gözünü seveyim, iyi bir haber ver. Maalesef Sinan Bey. Anlat. Bankalar sabahtan beri arıyorlar. Tedarikçiler mal yollamıyor. Çalışanlar da işi bıraktılar biz maaş ödemedik diye. Kimseye laf anlatamıyoruz. Tamam hadi işine bak hadi. Her şeyim sensin Ümit. Eyvallah. Benim de her şeyim sensin. Ne oldu böyle? Daha dün akşam birlikteydik. Çok mu özledin beni? Bir şey var sende. Bende de bir şey var. Söyle ne oldu? Var. Babam kaza yapmamış. Muhtemelen biri ona çarpmış. Sonra uçurumdan yuvarlamış. Ne? Nasıl ya? Kim öyle bir şey yapar? Babamla derdi olan, hepimizden nefret eden biri.
Yaman demeyeceksin herhalde, değil mi? Bütün işaretler ona çıkıyor. Ya ben bu adama yıllarca bilmeden kardeşim dedim. İnanmıyorum ya. Gerçekten Yaman mı yapmış bunu? Baksana. Babam ölür ölmez geldi konağa yerleşti. Belli ki intikam derdinde. Şerefsiz. Ya biz yıllarca koynumuzda yılan beslemişiz ya. Çok üzgünüm Ferit. Çok üzgünüm. Hoş geldiniz Azade Hanım. Sinan abi, buyurun. Sen ne arıyorsun burada, ha? Bu ne hadsizlik? Çık dışarı! Siz kimi kovduğunuzu sanıyorsunuz? Sinan, güvenliği ara. Güvenlik hiçbir şey yapamaz. Ayaklar baş oldu Azade Hanım. Manyak mısın oğlum sen, ha? Ne diyorsun sen? Ha? Ne işin var lan babamın koltuğunda? Şimdi patronculuk mu oynuyorsun? Patron olmaya geldim. Pardon? Bir daha söyle bakayım. Rahmetli babam ölmeden önce şirketteki hisselerini bana devretmiş. Buyurun. Ama maalesef enkaz devraldık. Şirkette olan hisselerin çoğunluğu an itibariyle tarafıma geçmiş görünüyor. Yani Adnan Bey'in koltuğunu ben devraldım. O yüzden beni kovamazsınız. Bu masaya hep birlikte oturacağız ve bu şirketi hep birlikte yöneteceğiz. Sancakzade ailesi. Yaman Efendi. Bekle bakayım, bekle. Dur bakalım bir. Nasıl kandırdın oğlum babamı? Hı? Ne yaptın? Söyle. Yani koca holdingdeki bütün hisselerini sana bıraktı, öyle mi? Oğlu olduğum için olabilir mi? Öyle mi? Şimdiye kadar neredeydin lan o zaman? Madem as oğlusun, şimdiye kadar neredeydin? Biz evladı değil miyiz? Koca holdingi yönetesin diye sana mı bıraktı bu adam? Vallahi artık babamı nasıl kızdırdıysanız bilmiyorum. Bak. Bu işin sonu çok kötü olacak. Çok kötü şeyler olacak. Ben devir yetki belgelerini masanın üstüne bıraktım. Güzelce incelersiniz. Kafanızda bir soru işareti kalmasın. Tamam mı? Gel lan buraya. Sen beni anlamadın galiba. Sen canına mı susadın oğlum? He? Söyle. Şirketin ortasında kavga mı edelim? Senin kuyruk acını dindireceğim ben. Hiç merak etme. Tamam? Ama bak sana bir şey söyleyeyim ben. Biz çok güçlü ve birbirine bağlı bir aileyiz. Böyle numaralarla yıkılmayız. Haberin olsun. Siz ailecek yıkmayı, ezip geçmeyi çok iyi bilirsiniz Sinan abi. Ama artık oyunun kuralları değişti. Sana dün de söyledim. Ben buna mecburum. Başka yolu yok Sinan abi. Kızların arasında ayrımcılık yaptığın yetmediği gibi. Şimdi de torunlarından birini kayırıyor, diğerini kıyıyorsun değil mi? Nasıl bir kalbin var senin söyle. Ne var kalbinin yerinde senin, ha? Taş mı var, kaya mı var, ne var? (Gülüyor)
Ayşe, yüzüne bakıp konuşma cesaretini bulamadım kendimde. Dedem ve Miza abi adına senden çok özür dilerim. Engel olamadım onlara. Sen dört duvar arasında geçirdiğim onca yıldan sonra çiçekler açtırdın hayatıma. Sen daha böbreğini vermeden iyileştirdin beni. Yaşama sevinci verdin. Bu yetmişti bana. Ben hiçbir karşılık beklemeden sevdim seni Ayşe. Birlikte baş edeceğiz. Hayatım, buna mecbur değilsin. Sana bir söz verdim, tutamadım. Bana vazgeç de vazgeçeyim senin için. Vazgeçme. Ben yanındayım. Teşekkür ederim. Kim? Elif. Sesli mesaj atmış, sonra dinlerim. Ne zaman geleceksin diye soracaktır kesin. Sen bana bir kız kardeş, bir arkadaş, bir aile oldun. O koskoca evde yalnızlığımı, hastalığımı, ağrılarımı, acılarımı unutturdun. Ama ben senin için bir hayal kırıklığıyım. Sen affetsen bile ben kendimi asla affetmeyeceğim. Kimsenin mutluluğunu yarım bırakmayacağım. Gidiyorum hayatımızdan. İyi ki tanıdım seni. Benim için sakın üzülme. Neden kimse yok? Kezban! Kezban! Ayten, Kezban nerede, mutfakta mı? Yok. Kovdum. Ne demek kovdum? Sen benim çalışanımı nasıl kovarsın? Saygısızlık etti çünkü. Zaten ne dediğimi anlamıyordu. Biraz bunamış herhalde. Kafası gitmiş. Yaşlılık işte. Ama üzülme Azade anneciğim. Ben iki tane alırım onun yerine. Genç, dinamik. Bana baksana sen. Yeter artık. Bu evde oturacaksan adabınla oturacaksın. Edebinle oturacaksın. Sade Hanım. Bana bak. Bir daha sakın bana elini kaldırma. Asıl sen edebinle oturacaksın. Yeter. Gel buraya hadi. Gel. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sinan gene ne oluyor? Siz var ya. Bana bak Yaman Efendi. Bak bu mevzu geldi gırtlağa dayandı. Bugün burada bu işi çözeceğiz. Ya siz defolup gideceksiniz ya da biz olup. Anne, bak kurban olayım bir şeyde. Bak, bugün holdingde artık bardak taştı. Bak oğlunun dayanacak gücü kalmadı artık. Beni katil etme anne. Tamam, tamam. Sinan abicim, bence Ferit en doğrusunu yaptı. Çekti gitti. Siz de gitseniz iyi olur. Kimse bir yere gitmiyor. Konağımızı size bırakmayacağız. Hadi bakalım hodri meydan. Kim kimi kovuyor göreceğiz. Biz bir yere gitmiyoruz, buradayız. Biz de gitmiyoruz. Eyvallah. O zaman gideceğiniz güne kadar konağın keyfini çıkarın. Polislerin seni kelepçeleyip götüreceği güne kadar müsaade sana. Çok yakında cinayetten yargılanacaksın. Hüküm giyeceksin. Babamı sen öldürdün biliyorum.